Vietnam'da hayallerimize dokunmaya devam ediyoruz. Hoi An'dan Hue'ye yataklı otobüsle geldik. Bu sefer yerlerimiz üst kattaydı. Gündüz seyahat edince de her yeri çok net ve güzel gördük. Yolumuzun üzerindeki Lan Co Lagoon'e bayıldık. Otobüsün camına yapışıp hayranlıkla ormanı ve lagünü izledik. Keşke burayı otobüste görüp keşfetmeden önce Türkiye'de Vietnam'ı araştırırken bulabilseydik. Ve birkaç gün ayırabilseydik. Yolumuz 123 kilometre olunca yolculuğumuz kısa sürdü. Hemen hostelimize yerleşip şehri gezmeye başladık. Yaklaşık 150 yıl yani 1945 yılına kadar ülkenin başkentliğini yapmış olan Hue, şehir etrafındaki imparator mezarları ile ünlü. Ulaşımda sıkıntı yaşamamak için buraları da kapsayan bir şehir turu ayarlamıştık. Bu tur kapsamında ilk durağımız 1820-1841 yılları arasında iktidarda olan İmparator Ming Ma'nın mezarı oldu. Mezarı gezmeye başlamadan önce rehberimiz ilk dönem imparatorlarının önce tapınak, sonra kendileri için mezar yeri inşa ettirdiklerini, en sonda bu kompleksin bahçesini düzenlediklerini söyledi. Ayrıca oğullarının imparatorlar öldükten sonra baş uçlarına onları anlatan büyük bir taş kitabe diktiklerini, yani mezar taşı, kitabenin yanında ülkenin büyüklüğünün simgesi olan dikili taşların bulunduğunu anlattı. Ardından da Ming Ma'nın mezarı hakkında bilgi verdi. 15 dönümlük yemyeşil bir ormanın içinde bulunan Ming Ma'nın mezarının bu şekilde büyük bir kompleks olarak yapıldığını, tasarımını kendi yapan imparatorun Feng Shui felsefesine göre denge ve simetriye önem verdiğini, Vietnam'ın özgürlüğü için yabancılara taviz vermediğinden halk tarafından çok sevildiğini söyledi. Mezarı ziyaret ettiğimizde gerçekten de halkın bahçeyi mesire yer olarak kullandığını gördük. Alanda çok sayıda yapı vardı. Görülmesi gereken asıl mezar Min Gölü'nün ortasında bulunuyordu. Bu yapıya ulaşana kadar farklı tarihi dokuyla karşılaştık. İlk olarak Onur Avlusu'nu gördük. Burası dönemin siyaset adamlarının heykelleriyle süslenmişti. Daha sonra oğlu Tiu Chi tarafından İmparator Ming Maan için yazdırılan kitabenin bulunduğu kitabe köşkü, yani mezar taşını, hemen karşısında imparator ve eşine ibadet edilmesi için yapılan Su An tapınağını ziyaret edip son olarak yemyeşil ağaçlar arasında bulunan imparatorun sade mezar yapısına ulaştık. Rehberimiz mezar kapısının yılda bir kez imparatorun ölüm yıl dönümünde ziyaret için açıldığını söyledi. İmparatorun mezarı dışında büyük bahçenin ayrı bir köşesinde çocukları ve eşinin de mezarları bulunuyordu. Turumuzdaki ikinci durağımız İmparator Cai Di'nin mezarı oldu. Bu imparatorun döneminde şatafatlı bahçelerden vazgeçmişler. Çok daha şatafatlı bir mezar odası inşa etmişler. Yapıda geleneksel Vietnam ve dönemin Fransız malzemeleri kullanılmış. Orta Çağ kalelerinden etkilenilmiş. O yüzden dışarıdan baktığınız zaman soğuk, siyah, taş bir yapı görüyorsunuz. Mezar ve tapınak bölümüne kadar 5 büyük terası vardı. Kompleksin girişinde yer alan, üzerinde ejderhaların uzandığı 127 dik merdivenden tırmanarak kitabe köşkü ve dikili taşların bulunduğu terasa çıktık. Buradan yine merdivenlerle sırasıyla fil, at ve dönemin siyaset adamları ile önemli kişilerin heykellerinin olduğu teraslara tırmandık. Son olarak da tapınak ve hemen arkasında yer alan Tien Di Sarayı'na ulaştık. Zamanında imparatorun yaşadığı bu saray, imparator öldükten sonra mezar kompleksine dönüştürülmüş. Orta Çağ kalelerinden etkilenerek yapılan kompleks, ilk gördüğümüzde bize değişik geldi. Fakat imparatorun mezar odasında tahta oturmuş büyük bronz heykeliyle mavi, kırmızı, altın varaklı, porselen, cam ve değerli taşlarla yapılan rölyefleri görünce şok olduk. Nutkumuz tutuldu. İnanılmaz bir şatafat ve ihtişamla hazırlanmış mezar odası,
istiridyenin içindeki inci tanesi gibiydi. Zaten içeri giremiyorsunuz. Sağlı sollu iki kapıdan sadece içeriye bakabiliyorsunuz. Geleneksel Vietnam sanatını yansıtan bu muhteşem mezar odasını anlatmak için kelimeler yetmiyor. İmparatorun kullandığı eşyalar da yan taraftaki odada sergileniyordu. Rehberimiz Kai Di'nin 1916-1925 yılları arasındaki 9 yıllık iktidarında Fransız kuklası olduğu, onun döneminde köylülerden çok fazla vergi toplandığı ve alınan vergilerle bu mezarın yaptırıldığı, halkın hala imparatoru sevmediğini anlattı. Gölgeni bulmak için eski aynayı kırıyorum. Sıcaklığını korumak için solan elbiselerini katlıyorum. Çok sevdiği cariyesinin ölümü üzerine bu dizeleri yazan, 1848-1883 yılları arasında iktidarda bulunan şair imparator Tudak'ın mezarı sıradaki ziyaret yerimizdi. Yine rehberimizin anlattığına göre içinde tapınak, sunak, tiyatro gibi çok sayıda bina ile Luhiem Gölü'nün de bulunduğu 50 dönümlük araziyi imparator sağlığında yazlık saray kompleksi olarak kullanıyormuş. 4000'in üzerinde şiir yazmış. Kralı 6 karısı varmış. Çocuğu olmamış. Zevk ve sefaat içinde yaşıyormuş. Ve Fransızların ülkeyi istilasında hiç direnmemiş. Direkt ülkeyi teslim etmiş. Bu yüzden sevilmiyormuş. Oğlu olmadığı için kendi mezar taşını kendi yazdırmış. 20 ton ağırlığında olan kitabesi Vietnam'daki en büyük kitabeymiş. Kralın temsili mezarı buradaymış. Ama gerçekten nerede gömülü olduğu bilinmiyormuş. Çünkü mezar yeri bulunmasın diye imparatoru defneden 200 kişi öldürülmüş. Fakat eşleri buradaki mezarlarında yatıyormuş. Tarih kitaplarında romantik melankolik diye tanımlanan imparatorun yazlık sarayı dış dünyadan soyutlanıp sorumluluklarını unutturan rahat ve huzur vericiydi de beni asıl merak ettiren 200 kişinin defnettiği mezar nerelerde acaba? Elinde sonunda bir gün mutlaka bulunacaktır. Turumuzdaki imparator mezarlarını bitirmiştik. Ama göreceğimiz müthiş bir gösteri vardı. Kung Fu Show! İlk olarak artık bize de klasik gelen unicorn ya da ejderha dansını yaptılar. Asıl Kung Fu okulundaki öğrenciler inanılmaz bir gösteri yaptı. Koştular, uçtular, bizi kendilerine hayran bıraktılar. Ve sonunda bir tanesi inanılmaz bir şekilde boğazına demir bir çubuk bastırıp üstüne de bir bardak su içti. Hiç böyle bir gösteri beklemiyorduk. Ağzımız bir karış açık seyrettik. Gösteriden sonra şehrin tam ortasında bulunan Kraliyet Sarayı'na gittik. Bu ev
Vietnam'ın yaklaşık 150 yıl başkenti olmuş dedim ama ilk 70 yıldan sonra 1872 yılında ülkeyi tamamen istila eden Fransızlar sömürgeyi Hanoi ve Saigon'dan idare ederlerken sembolik olarak şehri başkent olarak bırakmışlar. İmparatorun Hue'den ülkeyi yönetiyormuş gibi durmasına izin vermişler. 1945 yılında hanedanlığın çöküşü ya da Fransızların artık sembolik bir imparatora ihtiyaç duymaması gibi nedenlerle şehir önce sömürge içinde sonra Fransız ve Amerikalıların desteklediği Güney Vietnam hükümetinin elinde kalmış. Fakat 1969 yılında Kuzey Vietnam ordusu tarafından Kuzey Vietnam devletine katılmış. Bu sırada maalesef yağmalanmış. Güney Vietnam'ı destekleyen ABD ve Güney Vietnam hükümeti için çalışan binlerce insan öldürülmüş. Resmi olmayan kayıtlara göre öldürülen kişi sayısının 2800 ile 6000 arasında olduğu tahmin ediliyormuş. İş burada da kalmamış. Daha sonra Kuzey Vietnam ve ABD arasında çok şiddetli çatışmalar olmuş. Şehir hem 2. Dünya Savaşı'nda hem de Kuzey ve Güney Vietnam çekişmesi sırasında iki kere bombalanmış. İmparatorun malikanesi, kadınların kaldığı mor şehir ya da diğer adıyla yasak şehir. Yani harem kısmı. Çok sayıda tapınak, misafir kabul salonları, hizmet binaları yerle bir olmuş. Buralar şimdi dümdüz yeşil alan. Rehber bizim ödediğimiz giriş ücretleriyle tekrar restore etmeye çalıştıklarını söyledi. Tiyatro kısmı ile kameriye bu şekilde yenilenmiş. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili saraydan içeri girdiğimizde kırmızı balıkların ve nilüferlerin olduğu büyük havuzlardan sonra karşımıza imparatorun 80 direkli taht odasının bulunduğu Tai Hoa sarayı çıktı. Burası 13 imparatorun taç giydiği, önemli görüşme ve anlaşmaların yapıldığı yermiş. Ufak bir ayrıntı. İmparatoru sadece sarayda yaşayanlar görebiliyormuş. İzinsiz saraya girişin cezası ise ölümmüş. Sarayın önünde saray müzisyenlerinin konseri vardı. Şanslıydık. İmparatorların dinlediği saray müziğini de dinledik. Ama içeride fotoğraf çekmek yasaktı. Her ne kadar fotoğraflar iyi çıkmasa da gizli kapaklı taht odasının birkaç fotoğrafını çekmeyi başardık. Her yer imparatorluğu temsil eden kırmızı ve altın rengindeydi. Yeniden inşa edilen kameriyede sarayın eski fotoğrafları vardı. Pek bir şey kalmayan saray kompleksinde ikinci önemli yerimiz Miu Tapınağı oldu. Tapınak ilk önce Nguyen Hanedanı'nın ilk 7 imparatoruna adanmış. Daha sonra bu imparatorlara 3 imparator daha eklenmiş, artık toplamda 10 imparatora tapınılıyormuş. Miu Tapınağı'nın bahçesinde imparatorları temsil eden çok büyük bronz ayaklı vazolar bulunuyor. İçeride de imparatorlar için ayrı ayrı yapılmış sunaklar vardı. Daha sonra bahçe ve tiyatro salonu gibi birkaç yeri daha hızlıca gezip yolumuza devam ettik. Çok uzun yıllar önce kırmızı mavi giysili yaşlı bir kadın Hakei Tepesi'nde ansızın belirmiş. Oradaki halka bir efendi gelecek, bu ülkenin refahı için buraya Budist bir pagoda inşa edecek demiş. Kehanetini söyledikten sonra da yine ansızın kaybolmuş. Bölgenin valisi olan Lord Nguyen Hoan kehaneti duyunca 1601 yılında Hakei Tepesi'ne bir tapınak yaptırmış. Tianmu yani Kutsal Kadın Pagodası diğer ziyaret yerimiz oldu. Parfüm Nehri'nin kıyısında 400 yaşında bir pagoda. Kulesi, taş kitabeli tanıtım yazısı, uzun ömrü temsil eden kaplumbağa heykeliyle büyük, sade yeşillikler içinde bir kompleks. Hue'nin sembolü olan kulesi, şehrin her yerinden görüldüğü gibi Vietnam'ın da en yüksek stupasıymış. 7 katlı olan kulenin katları Marble Mountain'da olduğu gibi 7 insani duyguyu değil, 7 ayrı Buda'yı temsil ediyormuş.
Devasa çanının sesi ise 10 kilometre uzaktan duyuluyormuş. 11 Haziran 1963 tarihinde Güney Vietnam'ın Katolik Devlet Başkanı Ngo Dinh Diem'in Budistlere uyguladığı baskı politikasını protesto etmek için Tien Mu Pagodası'nın rahibi Thich Quang Du iki keşişle birlikte geldiği Saigon'un işlek bir caddesinde üzerine benzin döktürüp kendini yakmış. Haber dünyada büyük yankı uyandırmış. Rahip amacına ulaşmış. Katolik Diem hükümeti devrilmiş. Gazeteci Malcolm Brown ise rahibin yanarken kılını kıpırdatmadan oturduğu fotoğrafı ile Pulitzer ödülünü almış. Bu nasıl bir inanış? Nasıl bir konsantrasyon? İnsanın aklı almıyor. Dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy, tarihte yapılmış hiçbir haber, çekilmiş hiçbir fotoğraf bu denli etkileyici değildir, demiş. Kıssadan hisse çıkarmak gerekirse, haber ne kadar önemli, ne kadar büyük olursa olsun, görsel zeka için mutlaka çarpıcı bir fotoğrafa ihtiyaç var. İlginç bir bilgi daha vereyim. Daha sonra cenaze töreni için rahibin kalan vücut parçaları keşişler tarafından tekrar yakılmış. Fakat kalbi yanmamış. Kalbin kutsal olduğu, şefkatin sembolü olduğu kabul edilerek cam bir kavanozda Ho Chi Minh şehrinde Salloi Pagodası'nda sergileniyormuş. Bu büyük rahip için Tien Mu Pagodası'nda bir anı köşesi hazırlamışlar. Tüyler ürperten fotoğrafı baş köşede. O gün kullandığı mavi arabası ise boynu bükük bekliyor. Pagodanın arkasındaki bahçede Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti 6. Ulusal Meclisi ve Vietnam Birleşik Budist Kilisesi 3. Yüksek Rahibi üyesi olan Thich Don Hao'nun mezarı var. Mezar taşı olarak üzerine yine 7 katlı fakat küçük bir stupa yapmışlar. Yeşillikler içindeki bahçeyi gezdikten sonra gezimizi tamamladık. Tur bizi Parfüm Nehri'nin kenarında bulunan Tien Mu Pagoda'dan şehre ejderha kafalı özel bir tekne ile getirdi. Sonbaharda nehre dökülen çiçek ve yaprakların yaydığı kokudan dolayı halk nehre Parfüm Nehri adını vermiş. Evet, nehir eskiden parfüm kokuyor olabilir. Şimdi ise sadece temiz bir su kokusu var. Kraliyet Antika Müzesi, turistlerin pek uğramadığı bir yer. Büyük bir bahçede iki binadan oluşuyor. Aslında burası 1845 yılında inşa edilen Lon An Sarayı. Daha sonra müzeye çevrilmiş. İlk binadan içeri girerken ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Çünkü her yer ahşap. İmparatorların yatakları, sedef kalkmalı abanoz çalışma masaları, tören giysileri, paralar, porselenler, altın, bronz eşyalar gibi imparatorluk döneminden kalan nadir şeyler sergileniyor. Tabii fotoğraf çekmek yasak. Şimdi gördükleriniz kaşla göz arasında çekebildiklerimiz. Buradaki önemli birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Sarayın duvarlarında bir sürü Vietnamca fakat Çin alfabesiyle yazılmış şiirler vardı. Bunların sayısı binden fazlaymış. Bize göre en ilginci 1841-1847 yıllarında imparatorluk yapmış olan Tiu Chi'nin Phuc Vien Bahçesi'nde Şiir Gecesi isimli yuvarlak yazılmış palindrom şiiriydi. Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara verilen ad. Örneğin, yapay, nazan ya da daha uzun bir cümle söyleyelim. Ayol, abla, keten, etek, al, baloya. Tersten okunduğunda da ayol, abla, keten, etek, al, baloya. Ya da er işi pilavı, vali pişire. Yine tersten okunduğunda er işi pilavı, vali pişire. Örneklerinde olduğu gibi cümle değişmiyor. Şiir 56 kelimeden oluşuyor. Fakat 64 okuma şekli varmış. Epey araştırdık ama şiirin okunuşunu bulamadık.
ahşap duvara kakma tekniğiyle yazılmış bu şiire hayretle baktık. Bir de imparatorların kullandıkları altın mühürlerin kulpları ejderha şeklindeydi. Bu da ilgimizi çeken diğer bir ayrıntıydı. İkinci binada ise çamlardan kalan taş heykeller sergileniyordu. Kraliyet Antika Müzesi'nin tam karşısında askeri müze vardı. Maalesef kapalıydı. Fakat bahçesindeki uçak, tank ve topları dışarıdan görebildik. Çok ilginç, Hue'de iki tane Kaodai tapınağına rastladık. Bir tanesi yeni açılmış. Kapısının önünde çiçekler vardı ve yemek ikram ediyorlardı. Diğer tapınak büyük ve eskiydi. Kapısı açıktı. İçeriği ziyaret edebildik. Şehir her ne kadar bombalanmış olsa da eski şehir merkezi güzel. Görülmeye değer. Mümkün olduğunca kısa sürede çok yer gezmeye çalıştık. Yerel market, ipek nakış atölyesi ve tapınaklar aramadan önümüze çıkan yerlerdi. Eminim görmemiz gereken daha pek çok önemli yer vardı. Ama programımıza göre Hanoi'ye geçmemiz gerekiyordu. Hanoi'de buluşacağımız dostlarımız Ankara'dan yola çıkmışlardı. Hue'den Hanoi'ye yataklı trenle geçtik. 4 kişilik kompartımanımız çok temizdi. Birlikte kaldığımız 2 kişi de çok naziklerdi. Akşam kapalı tepsiler içinde yemek verdiler. Oldukça lezzetliydi. Rahat, konforlu, güvenli bir yolculuk yaptık. Bir sonraki videomuzda Hanoi'den Sapa'ya geçiyor ve Hindiçi'nin çatısına tırmanıyoruz. Bu seferki yolculuğumuz rüya treniyle rüya gibi bir coğrafyaya. Çok ipucu vermeyelim. Birazcık merak edin. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Hayallerinize dokunmanız dileğiyle.